Biraz geciktim. Riva'dan geliyorum. Riva'yı görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde evleri yıkılan, anasını babasını kaybeden çocukların hepsi oradaydı. Biz de onlara bazı oyuncularımın katılımıyla nasıl sarmaş dolaş oldular, nasıl mutlu oldular göremezsiniz. Ben de oradaydım. Depremin yaralarını sarmak için bildiğiniz gibi 6 Şubat'tan beri Galatasaray Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin öyle kısa sürede bitmeyeceğini zaten söylemiştik. Bu uzun soluklu bir hareket. Galatasaray olarak bu hareketin de hep öncülüğünü yaptık. Hala da öncülüğünü yapıyoruz. Riva'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bir tek ben vardım. Özellikle büyük kulüpleri temsilen ben vardım. Çocukların bana sarılışı, benden resim çektirmek istemeleri, benden yani sarılmaları nasıl mutlu oldular bunu tarif edemem. Ben isterdim ki bütün kulüp başkanları da orada olsun. Bu acıyı hafifletmek için yapılan hareketlere onlar da bizim kadar katkı versin. Bunu gururla söylüyorum. Mensup olduğum bu Galatasaray camiasının ne kadar kadirşinas, ne kadar sosyal faaliyetlerde öncülük yaptığının bir örneğini de Florya'da gördük. Şimdi geldiğim zaman arkadaşlarım söyledi. Bu Florya'ya gitti, algısı üzerine haberler yapılıyor yahut da tweetler atılıyor. Artık bunun bir sonu gelmesi lazım. Yeter artık. Benim oradaki mevcudiyetim, takımımın oyuncularını da götürmem, depremzede çocukların aileleriyle beraber gelmişler. Onlara böyle bugünlerde yardımcı olmak, onların acısını hafifletmek iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah bütün kulüplerimiz aynı sevdaya tutulurlar. Bu depremlerin yarasını sarmak için Galatasaray'ın ne yaptığına baksınlar ve ondan örnek alsınlar diyorum. Süleyman Bey. Bir yanlış anlaşılma olabilir. Yani Riva dedikten sonra herkesin aklına Galatasaray'ın oradaki yapılanması aklına geliyor. Federasyon olduğunu söylemek istiyorsunuz. Riva, evet, federasyon sahasında yapılan yani bu etkinlik tamamen depremzede aileleri orada ağırladılar. Oraya geldi çocuklar. Hepsi futbol aşkıyla yanan ufak çocuklar. Onlarla karma maçlar yapılıyor. Bunu ben Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ve tekrar tekrar şunu söylüyorum. Galatasaray her konuda olduğu gibi bu depremzede deprem felaketine uğrayan kardeşlerimizin de her zaman yanında olacaktır. Tekrar ifade ediyorum. Bu hareket öyle bitmiş bir hareket değildir. Daha uzun solukludur ve sonuna kadar bu yaralar tamamen sarılana kadar daha önce de faaliyetlerimizde size bilgi verdim. Devam edecektir. Tavsiyem bütün camiaların, bütün kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi. Öyle. Pardon. Devam edelim. Başkan, Emrah Bey buyurun. Sayın Başkan, bu sezon çok gergin geçiyor. Özellikle ülkenin içinde bulunduğu durum da bu gerginlikle ilgili. Şimdi birçok kez rakipleriniz açıklama yaptı sizinle alakalı. Siz genelde hep böyle bir itidal çağrısında bulundunuz. Siz kendiniz hem de resmi siteden. Ama geçen günlerde Sayın Ali Koç Galatasaray Kulübü ve camiasını bir terör örgütüyle artık imanın da ötesine geçen direkt bağlantı olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi yani şu sorunun üzerine aklıma bir şey geliyor. O da şu. Zaman zaman filmlerde seyrediyoruz, zaman zaman olaylarda da şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman cinayet mahalline ilk kim gelir? Kim gelir? Katil gelir. Yani şimdi durmadan bu FETÖ, FETÖ, FETÖ diyen arkadaşa da sesleniyorum buradan. Ya arkadaş, bu işlerin de ne olduğu, bunu herkes dünya alem biliyor. Onun için siz bunu telaffuz ettikçe buradan ucunduğunuz bir şey var ki demek bir şey var ki ikide bir de bunu FETÖ'ydü bunu şey yapıyorum. Bu terör örgütünü ikide bir de dilinize almanızın sebebini ben aslında çözemiyorum. Onun için Galatasaray Cumhuriyetine bağlı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtlamışız.
İstiklal Savaşı'ndan tutun, yani 500 senelik bir kültürden geliyor. 500 sene bu devletine hizmet etmiş bir camianın bireyleriyiz bizler. Şimdi dolayısıyla bunu diline alırken iki defa düşüneceksin. Yani şeyin, cinayet mahalline ilk defa katilin kendisi gelirmiş arkadaşlar. Sen de bunu ikide birde söylediğine göre devamını söylemeye gerek yok.